Aynı köprüden bir saniye arayla geçtin dendi. İki HGS geçişi birden ödemesi istendi. Ara ara hızlı geçiş sisteminin bir geçiş fazla aldığını iddia eden taksici bu aksaklığın giderilmesini istedi. Bir geçişte 13 lira vermem gerekirken bir saniye arayla 26 lira para ödüyorum. İki adet kaçak geçiş olduğunu söylüyorlar. Ocak ayında 10 saniye arayla 26 lira para alındı. 3 ay önce başına gelmişti. Yine oldu. Aynı köprüden bir saniye arayla 2 HGS geçiş ücreti ödedi. 14.22 10. saniye ve 14.22 11. saniyede 1 saniye arayla 2 geçiş birden hesabımdan çekildi. Mustafa Arabul 30 yıllık taksici hızlı geçiş sisteminde sorun yaşadığını ilk olarak 3 ay önce fark etti. Çünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 10 dakika arayla 2 kez geçtiği görünüyordu. Akşam saat 6.30'da bir geçiş yapmışım. 10 dakika sonra tekrar bir daha geçiş yapmışım. Bir cuma günü karşıya geçmek, biliyorsunuz trafiği, yani benim oradan tekrar geçmem 2 saati bulması gerekirken 10 dakika arayla bir daha geçiş oldu. Müşteri hizmetlerini aradı, durumu anlattı. Paranın iade edileceği söylendi ama hala cevaplanmadı. Bundan 2 gün önce taksici Mustafa Arabul bir müşterisini Anadolu yakasına geçirmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullandı ve 2 gün sonra telefonundaki uygulamadan baktı ki aynı köprüden birer saniye arayla 2 kez geçtiği gözüküyordu. Bir geçişte 13 lira vermem gerekirken bir saniye arayla 26 lira para ödüyorum. Aytay Soylu da benzer bir mağduriyet yaşadı. Aracını satın almadan önceki borçların muhatabı oldu. O tarihlerde aracın bende olmadığını, tüm borçları da satış öncesinde vergi dairesine giderek ödediğimizi söyledim. Cezanın sisteme geç düşebileceğini söylediler. 4-5 ay oldu, hala dönecekler, bekliyoruz. Köprü geçiş mağdurları diğer sürücüleri de uyardı. Yetkililerden bir an önce bu aksaklığın giderilmesini istedi.